Merhaba, bugün sizlere Tak adlı bir Japon aksiyon korku filminden bahsedeceğiz. Spoilerlara dikkat edin ve kendinize iyi bakın. Kız öğrencilerle dolu iki otobüs ormanın içindeki bir otoyolda ilerlemektedir. Mitsuko adında yalnız bir kız şiir yazarken herkes neşeyle konuşmaya devam eder. Arkadaşları ondan bir kez olsun defteri bırakmasını ve dışarıdaki dünyanın tadını çıkartmasını ister. Bir rüzgar esintisi onlara saldırıp onları yarıp geçtiğinde Mitsuko kalemini almak için eğilir. Rüzgar otobüsteki herkesi ikiye böler. Mitsuko yukarı baktığında otobüsün çatısı yoktur ve arkadaşlarının vücutları ikiye ayrılmıştır. Dakikalar sonra ikinci bir rüzgar saldırır ancak Mitsuko arkadaşları gibi ölmemek için tam zamanında eğilir. Otobüs durduğunda iner ve otoyolda ölen insanların yaralarının üzerinden geçer. Dört kızdan oluşan bir grup önünde yürüyordur. Diğer kızlar da aynı kaderi yaşarken birini yere iterek hayatını kurtarır. Ancak biraz sonra kız bir grup bisikletçiyi kurtarmaya çalışırken ölür. Yine yalnız kalan Mitsuko koşabildiği kadar uzağa koşar ve bir nehre ulaşır. Birkaç kızın cesedi nehir kıyısına sürüklenir. Mitsuko yüzünü temizler ve otoyolda tekrar dolaşmadan önce temiz bir üniforma giyer. Amaçsızca yürüdükten sonra bir kız okuluna ulaşır. Garip bir şekilde değiştirdiği üniforma okulun üniformasıyla aynıdır. Kızlar onu tanıyor gibidir. Mitsuko kızlara hiçbir şey sormaz ya da onlara biraz önce gerçekleşen toplu katliamdan bahsetmez. Tepki veremeyecek kadar şaşkındır. Aniden yanına kız arkadaşı Aki yaklaşır. Birbirlerini bir süredir görmemelerine rağmen Aki hep aynı okula gittiklerini iddia etmektedir. Bir rüzgar onlara çarptığında Mitsuko panik yapar ve yere düşer. Ancak rüzgar bu sefer zarar vermez. Aki onu yerden kaldırır ve onunla okula kadar yürür. Mitsuko'nun kafası çok karışıktır. Sabahki olayların bir rüya olduğunu düşünür. Her zaman bu okula gittiklerini söylediğinde Aki'ye inanır. Bir sınıfta yalnız kaldığında Mitsuko, Aki'ye tüm okul arkadaşlarını öldüren rüzgarı anlatır ve panik yapmaya başlar. Aki ona yardım etmek için onu pencereye getirir ve ona rüzgarın güvenli olduğunu gösterir. Mitsuko elini uzatır ve rüzgarı hissettikten sonra sakinleşir. İkili durumun saçmalığını düşünerek birbirlerine gülümser. Aki Mitsuko'nun hafızasını kaybettiğini varsayar ama bunun üzerinde durmaz. Sonrasında ikili arkadaş grubuyla karşılaşır ve o günkü dersleri ekmeye karar verirler. Dördü ormanda koşarak gülüp eğleniyorlardır. Mitsuko'nun ruhsal durumu birkaç saat öncesinin tam tersidir. Geçmiş hayatıyla ilgili her şeyi unutmuş, olanların bir rüya olduğunu düşünmektedir. Grup bir nehrin kıyısına ulaştıklarında nefeslenmek için dururlar. Aki ve Mitsuko birbirlerine bakıp aşık oluyorlardır. Mitsuko daha sonra diğer kızlara rüyasını anlatır. İçlerinden biri Mitsuko'nun bu sabah paralel bir evrene gittiğinden şüphelenir ama diğerleri kızın blöf yaptığını düşünür. Ardından yakınlarda yerde bir şilte fark ederler ve şakayla karışık bir şekilde yastık savaşı yaparlar. Tüyler havada uçuşuyorken kızlar hayranlıkla birbirlerine bakarlar. Mitsuko yakınlarda duran lezbiyen bir çiftin onları gülümseyerek izlediğini fark eder. Şilte ve yastıklar onlara aittir ama Mitsuko soru soramadan ortadan kaybolurlar. Bir kız gerçekliklerinin değişmesini istiyorlarsa beklenmedik ve sıra dışı bir şey yapmaları gerektiğini söyler. Kızlar gülerken onlara iç çamaşırlarını göstererek konuşmasına devam eder. Kızın sözleri Mitsuko'yu düşündürür. Bir süre sonra kızlar okula geri döner. Mitsuko ve Aki sınıftayken Mitsuko yerde bir yastık fark eder. Yastığı yerden aldığında öğretmen onlara makineli tüfekle ateş etmeye başlar. Olayda Mitsuko dışında Aki dahil herkes öldürülür. Öğretmen bunun dersten kaçmalarının cezası olduğunu söyler. Mitsuko'yu da öldürmek üzeredir ama diğer iki arkadaşı onu kurtarmaya gelir ve kaçmasına yardım eder. Bu süreçte onları da öldürürler. Ancak ölmeden önce bir kız Mitsuko'ya durum gerektirirse kaçmasını söyler. Öğretmenler Mitsuko'yu ve diğer kızları kovalarken okuldan kaçarlar. Çoğu ölür ama bir şekilde kızlardan 5'i dışarı çıkar. Aniden ölümcül rüzgar diğerlerini öldürür ve Mitsuko'yu bir kez daha yalnız bırakır. Ölmeden önce kızlar Mitsuko'ya artık her şeyin ona bağlı olduğunu söylerler. Rüzgar onu takip ederken Mitsuko insanlarla dolu bir kasabaya ulaşmak üzere birkaç dakika koşar. Sokakta bir grup insan yürümektedir ama kız onları kenara itip koşmaya devam eder. Sadece bir karakola ulaştığında ve bir kadın memurla karşılaştığında durur. Memur başlangıçta Mitsuko'nun manyak olduğunu düşünür çünkü kız konuşmayı reddedip sadece bir yöne işaret eder. Sonra birden polis ona Keiko diye seslenir. Mitsuko aynaya baktığında tamamen farklı bir insana dönüştüğünü görür ve şok olur. Polis Keiko'nun arkadaşı Tamako'dur ve Keiko'nun birkaç saat içinde gerçekleşecek olan düğünü için heyecanlıdır. Sadece birkaç saniye önce farklı bir insan olan Keiko'nun kafası karışmış durumdadır. Düşüncelerini toparlayamaz ve Tomoko'nun istediğini yapmasına izin verir. Evleneceği kiliseye giden bir arabaya binerler. Sabah kız için bir roller coaster olmuştur ama bir grup kadın Keiko'yu ünlüymüş gibi arabayla takip ettiğinde günü daha da çılgınlaşır. Hepsi düğün için ne kadar heyecanlı olduklarını ifade etmektedir. Şapelde diğer kadınlar onu kuşatır ve karşılar. Soyunma odasına
ulaştıktan sonra Aki'nin düğün için hazırlandığını görür ve şok olur. Zihni boşaldıkça gözlerine inanamamaktadır. Ona neler olduğunu sormaya çalışır ama Aki ona gizlice fısıldayarak bir süre sessiz kalmasını söyler. Daha sonra her şeyi açıklayacağına söz verir ve Keiko'nun bilmediği bir şey olduğunu söyler. Sonrasında kızlar damadın ne kadar yakışıklı olduğunu konuşurken Keiko'ya bir gelinlik giydirilir. Keiko aniden Aki'ye aşık olduğunu, bir erkekle evlenemeyeceğini fark eder. Aki paniklediğini fark eder ve diğer kızları biraz yalnız kalmaları için odadan çıkartmaya zorlar. Yalnız kaldıklarında Keiko'yu gerçek adıyla çağırır ve söyleneni yapmasını söyler. Keiko hala ne olduğunu bilmiyordur ama Aki'ye her dediğini yapacak kadar güvenmektedir. Hazırlandıktan sonra bir grup kız onu kiliseye davet etmek için odaya girer. Aki onlara saldırır ve Keiko'ya dövüşmeyi öğretirken kızların hepsini öldürür. Onu göndermeden önce Keiko'ya kendisini rahatsız eden herkese saldırabileceği kırık bir bardak verir. Keiko çiçekler yerine camla yürüyordur. Hepsi kız olan konuklar. Onu alkışlayarak tezahürat ediyorlardır. Koridorun diğer ucunda damadın dik bir tabutu vardır. Aniden misafirler uygunsuz hareketler yapmaya ve kıyafetlerini çıkartmaya başlarlar. Keiko ile alay ederler ve onu tabuta iterler. Açıldığında müstakbel kocasının domuz kafalı ve erkek vücutlu iğrenç bir yaratık olduğu ortaya çıkar. Kalabalık onu öpmeye zorlar ama bunun yerine Keiko camı kullanarak onu bıçaklar. Öfkeyle etrafındaki birkaç kızı da öldürür. Aki onu kurtarmak için doğru zamanda gelir ama okuldaki iki öğretmen tarafından durdurulurlar. İkiliyle savaşırlar ve kilisenin dışına kaçmayı başarırlar. Keiko eşofmanlı bir kız tarafından durdurulana kadar koşmaya devam ederken Aki öğretmenlerin dikkatini dağıtmakla meşguldür. Kız ona Izumi diye seslenir ve onu maratona davet eder. Keiko aynada yüzüne bakar ve yine başka birine dönüştüğünü görünce şaşırır. O artık herkesin hayran olduğu bir yıldız maraton koşucusu olan Izumi'dir. Arkadaşlarıyla birlikte koşarken büyük bir kalabalık onu alkışlamaktadır. Arkadaşı onun ortaokuldan beri her zaman iyi bir koşucu olduğunu söyler. Izumi'nin ne hakkında konuştukları hakkında hiçbir fikri yoktur ama yaşadıklarından sonra bilmek bile istemeyecek durumdadır. Çok geçmeden eğlenmeye başlar ve okuldaki arkadaşlarının yanında koştuğunu görür. Ama sonra domuz damat ve öğretmenler onu arkasından kovalamaya başlar. Kızlar Izumi'den cesur olmasını ister çünkü bu dünyadan kaçabilecek tek kişi odur. Izumi her zamankinden daha hızlı koşar ve sonunda bir mağaraya ulaşır. Bir kız öğrenci onu bulur ve yüzleri saçlarıyla örtülü olan korkunç görünümlü birkaç kızdan oluşan bir gruba getirir. Kız daha sonra Izumi'yi öldürmeye çalışır ve o ölmezse diğer herkesin öleceğini iddia eder. Aki kız arkadaşını kurtarmak için tam zamanında gelir. Daha sonra Izumi'den "Ben Mitsuko'yum" sözlerini tekrarlamasını ister. Izumi söyleneni yaptığında Mitsuko olarak orijinal formuna geri döner. Bu dünyadan kaçmak için son adım olarak Mitsuko Aki'nin bileğinden çıkan ve onu ikiye bölecek iki ipi çekmek zorundadır. Mitsuko aşık olduğu insanı incitmek istemez ama Aki onu ipleri eline alması için zorlar. Sonunda Aki ikiye bölünür ve Mitsuko gerçek dünyaya girer. Kendini filmdeki ilk erkek karakterlerin görüldüğü bir restoranda bulur. İçeriye doğru yürürken bir grup sapık adamın kendisinin Izumi ve Keiko'nun posterine baktığını görür. Görünüşe göre Erkekler Dünyası adlı ahlaksız bir şehirdedir. Bu şehir sadece Tak adında 3D video oyunundan hoşlanan erkeklerle doludur. Oyunda kontrol edilebilen tek karakterler Mitsuko, Izumi ve Keiko'dur ve üçü de kendisidir. Bir adam Mitsuko'yu tanır ve ona gelecekte olduğunu söyler. Mitsuko bayılır ve oyunun tüm karakterlerinin mankenler gibi sergilendiği mağara benzeri bir yerde uyanır. Etrafta dolaşırken televizyonda oyun oynayan yaşlı bir adama rastlar. Adam 150 yıl gelecekte olduğunu söyler. Uzun zaman önce lisedeyken kıza hayran olduğunu söyler. Adam kız öldükten sonra kızın ve arkadaşlarının DNA'sını alır ve erkeklerin eğlenmesi için 3D oyun klonları yapar. Yaşlı adamın daha genç bir versiyonu ortaya çıkar ve soyunur. Kızla yatmak ister. Yaşlı adam oyunun son aşamasının en derin arzusunun yerine getirilmesi olduğunu açıklar. Onunla yakınlaşmak. Kız içinde bulunduğu illüzyondan kurtulmak için olağan dışı bir şey yapmak isteyen arkadaşının sözlerini hatırladığında adam ona dokunmak üzeredir. Mitsuko bu tavsiyeyi dinler ve adama saldırır. Kızlarla oyuncak gibi oynamayı bırakması için ona bağırır. Bunun üzerine kız yastıklardan birini yırtar ve yastığın beyaz tüyleri öfkesinden kıpkırmızı olur. Sonunda yaşlı adamın bastonunu kapar ve akıl dışı bir şey yapar. Adam şaşırır çünkü kızın ölümü oyunun bir parçası değildir. Son sahnede Mitsuko beyaz karlarla kaplı bir alanda tek başına uyanır. Artık her şeyin bittiğini, bir daha asla oyunda tuzağa düşmek zorunda kalmayacağını söyler. Filmin yarısı tuhaf ve anlamsız görünse de olaylar Mitsuko'nun eşcinselliği ve Japonya'da bir kadın olarak karşılaştığı mücadele için bir metafordur. Üç farklı kızın her biri farklı ama birbirleriyle ilişkili sorunlarla mücadele eden bir kadını temsil etmektedir. Mitsuko başka bir kıza aşık olan liseli bir
bir kızdır. Ormanın ortasında Şilte'yi gördükleri sahne, eşcinsel kadınların toplum tarafından mahsur kaldıklarını anlatıyor. Benzer şekilde Keiko sevmediği bir adamla evlenmek zorunda kalan bir kadındır. Bu nedenle adamı kendisinden sadece bir şey isteyen iğrenç bir domuz olarak görüyor. Sonra yetenekli ve kararlı bir kız olan Izumi var ama domuzdan kaçıyor. Bu da başarıya giden yolda bir erkek varlığının olduğunu gösteriyor. Sonunda oyununda kızları bir karakter haline getiren yaşlı bir adam, kadınlardan ve onların sorunlarından yararlanan erkeklerin topluma hakim olduğunu göstermektedir. Mitsuko esaretten ancak ölümüyle kurtulur. Bunun gibi daha fazla video izlemek için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.